Ya Öyle bakmayın Yunus, İran uzun süredir sıkıntıda ve İran buna karşı yaklaşık ayakta 30 duruyor. yıldır e, kendi imkanlarıyla ayakta durmanın yollarını arıyor. İran bu da alışık. Alışık Alıştı. yani o kadar öyle. petrol Abi meselesi doğru. zaten birçok kuyusunu kapatmak zorunda. Ana gelir kaynağını yani. kesmekten bahsediyorlar. Ama işte o, o durum biraz değişti İran'da. Hayır ama bakın başka bir şeyi kaçırıyorsunuz gene sorayım. İran'ın ana gelir kaynağını kapatırken Rusya'nın vanalarını açıyor aynı Tabii zamanda. Canım. Değil mi? Tamam mı? Yani bunu Bir unutmayın. Şey, şey canım 2003'te Irak'ın işgalinde petrol kaç dolardı? Ben hatırlıyorum. Biz Irak'tan e, tankerlerle ham petrol çekiyorduk. 18 dolardı. 18 dolardan petrol çekiyorduk biz. Sonra 22'ye çıktı. Sonra kaç oldu? 140 oldu. Ya, ya. 140 dolar oldu. Ee, yani en büyük İran'da petrol ihracatçıları olası, kazandı. İran'da olası petrol hedefleri yani kuyular ya da işte gibi bölümler neler o da çok önemli. Yani Bir de İran'a şu anda eğer, İran çok güçlü yeni pazarlar da oluşturdu kendisine. Hocam İran'ın çökertisi alternatif şöyle düşün. Aramco. Aramco. Suudi Arabistan artı ABD Ama üzerinde. onlar da kapasiteyi artırmak zorunda. Böyle 49 bir şey yok. birilerindeydi. İşte şöyle, şimdi. Eskiden Amerika'ya Amerika Suudi Arabistan'a her dediğini yaptırıyordu. Evet. Fakat şimdi yaptıramıyor. Bakın Ukrayna krizinden sonra Amerika çok bastırdı. Arzı arttır, tüketimi şey üretimi arttırmadı. arttırdı. Arttırmadı. 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 Kapasiten bu kadar dedi. Dedi. Ve o yüzden başka diyorum. bir şey yaptı. Yani oraya güveniyorlar yanılıyorlar. Başka bir şey yaptı. İran'la Suudi Arabistan'ı kim buluşturdu? Bakın Çin'le. Çin buluşturdu. Yuan üzerinden petrol anlaşması yaptı. Bakın o kadar kritik bir karar ki bu. Ve 20-24 arasında Kazanda birik zirvesi var. Belki de büyük buluşmalar gibi olacak bir zirve. Anlayacak kararlar nedir? Ben şu anda orada hiç gündemi başka bir konuyla meşgul edeceklerini sanmıyorum. Ben de sanmıyorum. Şimdi tek tek üstünden gidelim. Şöyle yapalım ee, isterseniz. Ee, çünkü hani herkes bunları tek tek merak ediyor. Şimdi e, İran'ı vurma kararı aldı mı almadı mı? E, Pentagon'un aslında ee, hayır katılmayacak de katılmayacak Amerika bu işe dememesi katılacağının bir göstergesi mi Yunus önce böyle gidelim ya da bir caydırıcılık bana böyle bir emare verdi çünkü e, onlarca toplantıya katıldım şu bir yıldır Pentagon'da onlarca soru sordum her seferinde bize verdikleri cevap savunmada varız. Taarruzda yokuz olmuştu. Ama bugün ilk kez hayır biz katılmayacağız demedi. Israrla sorunca demedi. Yani burada bir üşeydürsün ben. Biden'ın da açıklamalarıyla birlikte. Çünkü Biden olsun, Dışişleri olsun, hayır biz birlikte düşünüyoruz dedi. Ve dün New York Times'ın haberi çok ilginçti. Onu da söyleyeyim hemen kısaca. Ee, İsrailli yetkili diyordu ki biz nükleer tesisleri vuramayız çünkü o iş için direkt Amerikan desteğine ihtiyacımız var diyordu. Peki İsrail'in tek başına bütün petrol sahalarına böylesine kapsamlı bir operasyon yapma yetisi var mı? Yoksa yine Amerika'nın ihtiyacına mı burada hasıl olacak? Yani o da ilginç. Yani Amerikasız bu işi başarabilir mi İsrail? Herhalde burada bir ortaklaşa yapalım fikri olgunlaşmaya başlıyor gibi çünkü bugün Pentagon bu zamana kadar yaptığı gibi söyleyebilirdi. Hayır, biz saldırıda yokuz. Çünkü biz İran'la çatışma istemiyoruz diyebilirdi. Ama bugün cevap vermedi ve insanları şüpheye düşürdü. Peki ama bir yandan şu nedir? Yani şunu da anlamıyorum ben. Şimdi ilk cümlesi Orta Doğu'da Amerika dahil, İran Amerika, İran dahil çatışma istemiyor. E ama eee hayır katılmayacak da bu çatışmaya demiyor. Yani ne diyor? Yani biz çatışmayacağız ama petrol kuyularını vurabiliriz mi demek çıkıyor buradan? Yani sen düşük yoğunluklu vur. Ben sadece bunu garanti ederim. Ya da vurması için gereken her türlü desteği vereceğim kuyulara. Evet, o vuracak am evet. ama ben arkasındayım. Evet. Artık, artık <laughs> Öyle ya birlikte devam düşünüyoruz diyor ya. Bu, bu, iş tabii bir hesabı var da başkasında bir hesabı olabilir. Tabii. Peki Yunus ikinci soru. Sen yanıt verdin ama bir kere daha net anlaşılsın. İsrail İran'a bu gece mi vuracak? Biden ne dedi? Biden bu sabah Türk Türkiye saatiyle ise 16.30 civarı bir açıklama yaptı. Dedi ki, e, bu akşam saldırı olmayacak. Ama e, New York Times'la dün konuşan İsrailli yetkililer çünkü yeni yıl bayramıydı Yahudilerin bu hafta Ondan dolayı Cuma sabahı karar kesinleşmiş olabilir dediler. Bugün Perşembe, Perşembe bitmek üzere yani yarın ve hafta sonu en olağan şüpheli günler gibi duruyor. Peki, şimdi seni biraz bekleteceğim. Şimdi Levent Hoca ne anladın? Yani bir yanıyla Amerika, İran dahil çatışma istemiyorum diyor. Diğer taraftan Pentagon ilk kez hayır Amerika katılmayacak bu çatışmaya demiyor. Petrol e, kuyu ve sahalarını hedef alınca anlaşılıyor. Dolayısıyla İsrail de demişti ki e, İran'a bedel ödeteceğiz çok büyük olacak. Hı hı. Şimdi bu çok büyük bir bedel mi? Demir kubbesi delik doçuk <laughs> olmuş bir İsrail yaşığı var. İçeride çok muhtemel onlarca insan hayatını kaybetti. Dün Lübnan güneyinde 20'den fazla İsrail askeri Hizbullah tarafından öldürüldü. Doğru. İmajı her geçen gün zayıflayan bir Netanyahu var. Olağanüstü hal ilan etmeseydi muhtemelen bu cumartesi yüz binlerce insan Tel Aviv sokaklarına toplanacaktı. Rehineleri kurtaramadı. Hizbullah'ı püskürtemedi. Gazze'de bu işi bitiremedi. Ve üstüne üstlük İran tarafından vuruldu. Hem de neresi? Tel Aviv sokak başkent vuruldu, hayfa vuruldu, limanlar vuruldu. Hatta bazı F-35'lerin kalkamadan vurulduğu konuşuluyor. Birçok da görüntü var. Evet. Ve biz bu noktada eğer İsrail İran'a düşük yoğunlu bir misilleme yapmazsa bu saatten sonra o çizilen hep konuşuyor ki İran imajı çizildi diye. Şimdi aynı hadise İsrail için söz konusu olur. ABD bunu destekler. Saygı duyar ama şunu söyler. Vur ama meşru müdafaa mantığını aşma. Sordum şu. Yani biz şunu görmeyeceğiz değil mi? Ee, şuradaki petrol sahaları. Evet. Olan sonra. Ve altta doğal gaz sahası. Olağa sonra gaz sahaları. diyelim ki petrol sahasını vurmaya karar verdi. Amerikan uçakları bunun üstünde ya da füzeleri bunun üstünde olmayacak. Asla. İsrail'e gerekirse fazla uçak, fazla füze verecek. Git vur kardeşim. İki gidecek, tane F-35'le birkaç tane petrol sahasını vurabilir. Peki. Birkaç gaz sahasını vurabilir ama ABD bir şey istiyor. İsfahan'da nükleer nükleer alanlar var. Nükleer santraller var. Evet, orada. Orayı vurma diyor. Niye? E vurma çünkü burada benim İran'la pazarlık saham. Ya yarın Şurası. bunları konuşacağız. Tabii. ABD ile İran Bir dakika yarın... ama bu bölgeyi vurabilir. Olur. Olacak da. Hep vurdu. Retro noktalarını hep vurdu. Ama burayı vurmayacak. Orayı vurma ki İran'ın bir yani hakkı İsrail bir şansı vurmayacak. olsun. Şöyle şansı olsun. Pezeşkiyan geldiğinde ne dedi? Reformistim. Evet. Oturalım. Batı ile pazarlık edelim. Evet. ABD ile yeniden kartları karalım. Vurursa İran'ın pazarlık ucu ortadan de dedim. kalkar. Demin Çok. kıyamet dedik. Kopacak. Yeni açanlar için söyleyeyim. Ee, bölgede herkes herkesle farklı seviyede konuşuyor. buna bunu Amerika ile İran da dahil... Zaten Cumhurbaşkanı kendisi İran Cumhurbaşkanı itiraf etti bunu. Bu kadar. Evet. Çok özür o özür sonra bir, başka bir şey aldılar. Bir cümle söylediler ya. Mande hocama. Şimdi hocam dediği şey önemli. Eğer nükleeri vurursa, o zaman köprüleri tümüyle atmış olur. Dönüşü asli devlet yok. olur. Dönüşü yok. Her şey yani, arkadaşlar Tabii, İran'da yapılan tartışma olur. şu. İran diyor ki vurmamamızın maliyeti vurmamızın maliyetinden daha yüksek oldu. Bakın İran'da hakim görüş şu anda çok bu. Çok makul, çok makul. Doğru. Ve o nedenle de bu saatten sonra İran'ın vurmasından sonra bütün İran sokaklarının... ...hatta bütün Arap sokaklarının vatandaşlarının, sıradan vatandaşlarının... ...sevinç gösterileri yapması da bundan kaynaklanıyor. Peki bir sorum var sana. Bu şimdi alınan bu karar diyelim. Alınmış gibi görünen bu karar en azından. Çok emin değilim ben o işlerden. Neyse evet. Evet. İsrail'in dediği gibi İran'a çok büyük bir cevap, acı verici bir cevap mı olur? Bakın, bu saatten sonra İran artık ölümü göze almış bir devlet. Bakın çok net söylüyorum. Ölümü göze almış bir devlet. Eğer o saldırı olursa misliyle karşılık verecekler. İsrail'in belki de Onu bütün ekonomik etti abi. tesislerini yok edebilirler. Ölümcül vuruş dedi, Ölümcül ederek. vuruş da yapabilirler. Bunu da ispatladılar. Ama düşük bakın, bir saldırı olursa, bakın ha düşük tolere edilebilecek bir şey olursa bir şey olmaz. Ben o da düşük mü karşılık verir hiç mi karşılık vermez? Yani onu şey yapabilir, tolere edebilir bence. Evet. Hatırlayın İsveç'te geliyor İsveç'te dronlarla bir saldırı yaptılar. O birinci 13 Eylül'den sonra şey 13 Nisan'dan sonra. Nisan. Şimdi, e, bir saldırı yaptılar. Çok ciddiye alınmadı. Bakın o önemli Konuşma olmaz. Konu kapandı gitti. Yani burada eğer böyle mesela bütün petrol kuyuları Oo. böyle bir şey yapmaya kalkarlarsa ya siz İran olsanız ne yaparsınız? Savaş ilanıdır. Sokağa diyor. çıkamaz insanlar. O Bakın, savaş ilanıdır. E, bu Doğrudan bambaşka doğru bir hal ilanı. alır. Peki bunu İran yapabilir mi sorusu geçti artık. Yaptı. Yapabiliyor. Ve İsrail'de de bunu da mesela herkes kabul eder. Yani bunun yapabileceğini herkes bekler. Hak ettik der yani. Hak ettik bu. der yani. Ya yani adama sen bunu yaparsan o da döner. Yapar <laughs> yani. Yapar çünkü. Kediyi bile çok sıkıştırırsan adamı tırmalar ya. Evet. Ya böyle bir şey. Siz ne diyorsunuz? Şimdi bakın burada iki... Burada karşılık nasıl olacak yani? İ, iki... petrol kuyuları, petrol kuyuları vurulduğunda bu mudur büyük vurmaz. Şey, vurmaz. Neden diyorsun. vurmaz? Neden vurmaz? Ama vuracağını söylemiş. Hayır yok vurmaz. Şimdilik vurmaz. Ne Neden vurmaz? Bu petrolün ...ambargonun altındaki petrolü... ...ambargolu olarak kim satıyor? Kim para kazanıyor? Amerikalılar. Ya o bilgilerde ne ay, kadar doğru sayın bakanım ya. Ne kadar doğru değil öyle. Yani bunu biliyoruz. Hem ya de, bunu alan belli zaten ya. Çin alıyor. Yani efendim, en büyük alıcısı efendim, Çin. Çin vesaire dışında... Evet. Diğer ülkelere pazarlamayı... Amerikalı şirketler yapıyor. Amerikalı şirketler yapmaz. Başka bir şirket Amerikalı şirkete yapabilir. Efendim Amerika'nın para kazandığı şirketler. Önemli değil ki şirketin A olmuş B Hayır, olmuş. Bu bilgi bir şehir Hayır. efsanesi. Peki sorun şu. Efsanesi Peki, değil. Bak, şu. Şimdi, İsrail ve Amerika görüşüyor ve bir karşılık verilecekse petrol kuyuları değilse ne olacaktır bu? E, e, İran'a, Tahran'a vuracak. İsfahan'ı vuracak. Bir süre. İsfahan'da göz... nükleer tesis var evet miktar yok mu var tesisin olduğu yere mutlaka var da miktar tesisleri benim gördüğüm kadarıyla bana gösterdiler şimdi böyle yani şey bakın, bir yer değil siz petrol kuyuları yerine nasıl Hatta, bir karşılık bekliyorsunuz onu? yani merak ediyorum. ben İran'ın başka bölgelerine vurmasını bekliyorum zaten İran vursun istiyordu İsrail neden bir şimdi bunları konuşurken şu anda İsrail'in Gazze'de ve Batı Şeria'da ne yaptığını bilmiyoruz ve Batı Şeria ile ilgili aldığı karar var. Her ne kadar herkes Ürdün'ü eleştiriyorsa da bugüne kadar Ürdün yaptığı görüşmelerle Batı şeriadaki Filistinlilerin Ürdün'e sürülmesini engelliyordu. Bu konuda da Mahmud Abbas, siz oradaydınız Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hem Ürdün'e hem Mısır'a teşekkür Tabii. etti. Şu anda Gazze'deki anlaşma niye olmuyor? Diyor ki anlaşmada ee, şeyi verin bana e, koruma kanalını ben e, Philadelphia kanalını anlaşırım diyor. Niye Philadelphia kanalını istiyor? Çünkü Philadelphia kanalını kontrol ettiği koridor, zaman koridor. O, koridorunu kontrol ettiği zaman tamamen gazı onun oluyor. Bu nedenle şu anda İsrail bütün bu şeyleri yaparken, tahrikleri yaparken başka şeyler konuşturtuyor içeride yapmak istediğini yapıyor. Bir de ek olarak ne yapmak istiyor? Biraz evvel onu Levent Hoca konfor alanı diye anlattı. Bu Güney e, Lübnan'daki belli bir kesimi işgal edip almazsa bile orayı yaşanmaz hale getirecek ki Golan Tepelerindeki işgali devam etsin ve oradaki su hakimiyeti devam etsin. Şimdi burada İsrail bu işi yaparken hem bir ortak akılla yani Amerikan aklıyla hareket ediyor hem de Amerika'ya hizmet ederken devam ediyor. Şimdi biraz evvel ikinci bir İsrail devletinden bahsetti İsmet Bey. Bu ikinci İsrail devleti kimin devleti olacak? Kimin eyaleti olacak? Amerika Birleşik Devletleri'nde olacak. Yani tıpkı İsrail gibi. Bu nedenle burada İsrail İran'ı kışkırttı. İran'ın saldırısı geldi. Şimdi kendisini dünya kamuoyunda meşru hale getirdi. Meşruiyet sağladı kendisine. Yani kendisini yaptığını herkes unuttu. İranı eleştiriyor. Amerikan televizyonlarında Yunus ya. bizi izliyor. Yani Amerikan Amerikan televizyonlarında İran saldırısı ile ilgili olarak İran'ın bu saldırıyı yapması neden olan İsrail'den hiç bahsetmiyorlar. Ama hep İran'ı eleştiriyorlar. Bilmiyorum. Yani. Yunus bu konuda. Yunus bu konuda bir şey söylemek ister misin? Yani, Böyle İran mi? İran saldırgan oldu. Hande tabii, oraya tabii. geçmeden bir şey söyleyeyim. Bu tartışmalar bile petrol fiyatlarında %6'lık yüzde altılık bir artışa yol açtı. E, herhalde ya, herhalde. Evet, şu yani anda... Yani bunu fark etmeyecekler. <laughs> yani, yani tartışma o, bile şu anda yani. Brent petrolü 77-87'ye çıkmış. Normal petrol de yani biliyorsunuz iki şey vardır. 73-90'a çıkmış. Yunus, Bakan Bey'in sorusunu duyabildin mi? Yani e, İsrail sadece haklı gibi görünüyor ve bu nedenle İran İran'a İsrail'in İran'a yaptığı saldırı ya da saldırılar hiç konuşulmuyor mu Amerika'da? Zaten 7 Ekim'den bu yana hiçbir noktada İsrail haksız konuma düşmedi Amerikan medyasında. Yani İsrail ne yaparsa yapsın hiçbir konuda haksız olmadı. Bu noktada da İran'ın zaten bölgedeki huzursuzlaştırıcı e, davranışları, e, işte militan örgütlere silah yardımı yapması, onları İsrail'e saldırtması bunlar konuşuluyor doğal olarak. Ve bir de İran, ABD'nin çok uzun süredir düşmanı. Ondan dolayı e, Şahinler de ortaya çıktı. Ee, bu önemli bir fırsat. İran'ı vurmalıyız. İran'a önemli bir ders vermeliyiz. İran'a karşı çok zayıf kaldık. İşte şimdi tam zamanı derslerini vermenin gibi yorumlar da var Kongreden. Ondan dolayı Biden yönetimi siyasi olarak bu kararı verecek mi vermeyecek mi bu çok önemli. Yoksa e, dediğim gibi Biden'ın artık hiçbir şekilde kendisinden sonrasını düşünecek bir durum mu yok? Ama burada Pentagon'un da duruşu ağırlığı etki oynayacaktır. Ondan dolayı bugün ben ciddi şaşırdım. Çünkü Pentagon bu zamana kadar hep frenleyen taraflardan biri de olmuştu bu. Şu konuda yani İsrail saldırılarında yokuz, savunmasında varız. Ondan dolayı zaten bölgedeyiz. Yoksa bizim saldırıyla hiç işimiz yok diyen Pentagon bugün ısrarla o soruyu cevapsız bıraktı.